Evrim teorisi insanlara hiçbir kanıt sunmadığı halde sanki bilimsel bir gerçek gibi sunuluyor. Filmlerde, ders kitaplarında, makalelerde, hatta çizgi filmlerde bile evrim propagandasına rastlamak mümkün. İnsanları bilim dışı çeşitli propaganda yöntemleriyle etkilemeye çalışmak ve apaçık olan doğruları gizlemek bilimsel yöntemlere uygun mu? Darwin ve neo-Darwinizmin propaganda olmadan bir anlam ifade etmeyeceğinin anlaşılması önemli. Bilim, Darwin'in teorisini doğrulamıyor. İnsanların pratikte bu fikri, bu ateist dini kabul etmelerini sağlamanın tek yolu propaganda ve medya gibi buna bağlı kanalları kullanmak. Bu inanılmaz bir manipülasyon. Darwin'in teorisi gibi büyük bir yalan, bu metodolojiyle yani filmler, belgeseller, radyo, röportajlar ve televizyon televizyon kanallarıyla herkese dayatılmış vaziyette. Darwin'in teorisinin tamamen aksini gösteren gerçekleri, yani bizi biz yapan her şeyi yaratan bir aklın varlığını yalanlamak için her şeyi kullanıyorlar. Dayatılan bu propaganda bilim içinde, gerçekler içinde kesinlikle iyi diyor.